Deva kardeşimiz sormuş. Hocam 73 fırkadan biri kurtulacak hadis-i şerifi sahih midir? Kurtulan fırka hangisidir? Bu fırkadan olmamız için ne yapmamız gerekir hocam? 73 fırka. Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerif sahih, meşhur bir hadis-i şeriftir. Yani bütün hadis kitaplarında bunu setete ümmeti. Resulullah'ın buyurdu ki ümmetim bölümlere ayrılacak. Benden evvelki ümmetler 72 fırka oldu. Benim ümmetim ise efendim selas ve sebune fırkatan 73 fırka olacak. Ondan sonra kulluhum finnar buyurdu. Hepsi cehennemliktir. Ondan sonra ancak vahide bir tanesi kurtulacak. Kim ya Resulallah? Ben ve ashabım, yani benim yolum. O zaman burada biz şunu anlıyoruz işte. Ehli sünnet burada devreye giriyor. Yani burada. Ehli sünnet ne demektir? Yani ehli. Bu işin ehli. Sünnet doğru yol demektir. Sünnet Arapçada yol demektir. Sünnet. Senne kelimesi sünnet. Yol. Peki yani doğru yol. Doğru Allah'a giden yol. Nedir? Allah'ın emri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Sahabenin uygulaması. Şimdi Kur'an'ı ve sünneti sahabe uygulamış. Sahabenin uygulamasını bize tabiri caizse anlaşılır hale getirip böyle dokümanları önümüze koymuş. Yani Kur'an'ın buyruğu, peygamberin bize duyurması, sahabenin uygulaması budur diye İmam-ı Azam Efendimiz bunları tek tek içtihatlarını ortaya koymuş. Yani bu ayeti, bu hadis sahabe uygulaması. Çünkü gördü, sahabeyi gördü. O uygulamayı görüyor, yani görsel, canlı. İmam-ı Azam Hicri 80, Resulullah Efendimiz'den hemen sonraki dönemi. Tabiri caizse Mevla böyle olayı, Kur'an ve sünneti uygulamayı böyle görebiliyor. O dönemde yaşıyor. Ve Allah vergisi müthiş bir zeka var. Bunları tek tek ortaya koyuyor. Allah'ın emri budur, peygamberin buyruğu budur. Sahabenin de yani uyguladığı budur. Dinden anlaşılan budur diye ben mezhep kuruyorum, benim dediğimi yapın. Asla böyle bir şey yok. Ya o tespitleri doğru ortaya koyunca bu sefer herkes dedi ki ya evet, o zaman biz de bunun gibi, bunun dediğini yapalım. O zamanki ulemada dediler ki evet ya imam, İmam-ı Azam efendim, adı Numan'dır halbuki. Ona işte Azam, en büyük üstad ismini halk taktı. Yani efendim gelin benim dediğimi yapın demedi. Ondan sonraki yüz binlerce alim, büyük efendim müçtehitler evet bu doğru, evet bu doğru, evet bu doğru dediler. İmam-ı Şafii o da şöyle de olabilir dedi. İşte dini bin İslam ana gövdeyi tartışmıyor bunlar. Sabah namazının farzı kaç rekattır, cumayı vesaire değil. Şimdi burada ne oldu? Dini bin İslamiye bu anlaşılır. İşte buna ehli sünnet denir. Geçenki konuşmada bunu söylemeye çalıştım. İşte bunu yani din adına konuşanları bağlamak için bir Şeyhülislam lazım. İşte ehli sünnetin kurallarını yani Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli dinden bu çıkar. Eş'ari, Maturidi, akait olarak fazla bir dallanma çıkmıyor. Bu inanış doğru bir inanış. Bunun dışına çıktığın zaman dinin dışına çıkıyorsun. Yani başka bir şey işte daha belki işte Mutezile, Cebriye, Kadiriye şimdiki tabirle işte modernizm, deizm, işte Selefilik, Vahabilik, Şia falan. Dışına çıkıyor. Dinden bu çıkmıyor. Ha, onun için ehli sünnet şarttır. Ehli sünnette olmak şarttır. Bunun dışına çıktığın zaman dinin dışına çıkmış oluyorsun. Yani ben bunu tıbba benzetiyorum. Yani tıpta bir veri vardır, bir hastalık vardır, bir ilacı vardır. Sen bu doğru tespite tabi olursan hastalığı tedavi edersin. Yok efendim ben bütün tıp verilerini reddediyorum. Eczanedeki ilaçları reddediyorum. Yeniden yazacağım demeye benziyor. Modernizm, deizm, selefi, vahabilik. Buna benziyor. Mezhepsizlik, dinsizliktir zaten. Onun için bizi Allah ehli sünnette daim eylesin. Sakın sakın bir mezhebin dışına çıkmayın. Sakın yeni akımlara kapılmayın. Ben yalvarıyorum. Yani mezhep ne demektir? Dinden anlaşılan doğru sonuç budur. Hiçbir alim kalkıp da benim dediğimi yapın öyle bir şey değil mesele. Bazıları bu işi anlamıyorlar. Mezhepler neyin nesi biz dine bakarız. Ya arkadaşım bu neye benziyor biliyor musunuz? Eczaneler neyin nesi ben tabiata bakarım. Hastalık neyse onun ilacını yazarım. Ya arkadaş nasıl yazacaksın ya? O hastalığın ilacı nasıl bulacaksın? Bütün dünya tabipleri toplanmış. Bir hastalığı bulmuş, bir ilacı bulmuş. Öbürü bir hastalık bulmuş, bir ilaç bulmuş. İşte mezhep dediğimiz bu. Ama doğrusunu bulacaksın. Doğrusu İmam-ı Azam, doğrusu İmam-ı Şafii. Aman yanlış yapmayalım. Yani hayatımızı denemeye kalk. O ehli sünnet yolunu bulalım, cennete gidelim. Öbürleri cehenneme götürür. Bu işin şakası yok. Dikkat edelim. Efendim sonra efendim pişmanlık fayda etmez. Allah ehli sünnet çizgisinde bizleri daim eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam.